Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu daha önce sizlerle paylaştığım Samsung SmartTag 2 videosundaki bir hatayı düzeltmek ve orada çok gelen bazı sorular vardı. Onlara yanıt vermek için hazırlıyorum. Şimdi ben Samsung SmartTag ile ilgili bir video paylaşmıştım yaklaşık bir ay önce. Bu SmartTag'in işte yeni sürümü, 2 olan sürümüyle ilgili anlatıyordu. İşte özelliklerini vesairesini. Orada bir hata yapmışım ve önemli bir hata bu arada. Ki açıklamaya yazdım, yorumlara yazdım, her yere yazdım yani bu hata olduğunu. O videodaki hata şuydu arkadaşlar. Ben videoda cihazın konumu UVB destekli cihazlarla bulduğunu söylemişim. O bir yanlış bir ifade olmuş. Aslında Bluetooth Low Energy teknolojisiyle konum bulan bir cihazdı bu. O nasıl oluyor? Birçok cep telefonunda Samsung'un ve diğer markaların da var bu teknoloji. Ki buradaki konumu tabii Samsung SmartTag olduğu için Samsung telefon varsa etrafta onunla Bluetooth teknolojisi yardımıyla konumunu tespit edebiliyordu. O videoyu neden kaldırmadım? Bunu da çok soran oldu. Onu da söyleyeyim. Videodaki diğer şeyleri zaten doğruydu. Yani uygulamanın nasıl kullanıldığı, nasıl işte çalıştığı vesairesi birçok şey doğruydu. Sadece buradaki böyle bir teknik bir sıkıntı vardı. Ben yanlış olmuş. Kusura bakmayın. Özür diliyorum bu konuda. Ve hani hatasız kul olmaz diyoruz. Orhan Gencebay'ın söylediği gibi. Ve hatamla beni sevmenizi öneriyorum arkadaşlar. Şimdi bu videoda ise hangi teknolojiyi kullanıyor birazcık ondan bahsedeceğim. Bir de o videoya çok yorumlar gelmişti. Hani cihazın özellikleriyle ilgili bir sürü sorular da geldi. O sorulardan benim seçtiklerim 7 tane seçtim ben. Bunların yanıtlarını vermek istiyorum. Şimdi birinci soru şu. Bu tarz ürünler nasıl konum buluyor? Hem o hatayı düzelteyim. Arkadaşlar bu tarz ürünler ki Apple'da da var biliyorsunuz. Apple kendi AirTag ismini veriyor. Samsung'da da SmartTag ismini vermiş durumda. Bunlar kendi markası olmak kaydıyla etraftaki telefonlardan aldığı konum bilgisiyle birlikte size konumu göstermiş oluyor. Yani bu cihazlar için mutlaka etrafta bir telefon. Yani o markanın şimdi Samsung eğerse Samsung olması gerekiyor. Apple ise Apple olması gerekiyor. O yüzden hani bunların teknolojisi bu şekilde çalışıyor. İkinci soru şu. GPS cihazlarından farkı ne? Bunu da çok sormuşsunuz ya da ben de onu biraz açıklayayım. Şimdi GPS konum için uydu kullanıyor. Bu da ne demek oluyor? Açık havada olması gerekiyor. Açık havada olmadığı eğer olmazsa o cihazın üzerinde bulunduğu o aparat ki GPS takip cihazları da var bu arada. Ne yazık ki size konum gösteremiyor. Şimdi böyle bir fark var arada GPS'te bu. Bir de GPS cihazları çok fazla enerji ister arkadaşlar. Bu tarz böyle SmartTag tarzında işte AirTag tarzındaki bu tarz böyle minik cihazlar ise çok düşük enerjide çalıştıkları için mesela SmartTag 2'de 2 senelik bir pil ömrü var ve normal bildiğiniz saat pili gibi bir pil kullanıyor. Bu şekilde GPS cihazlarından ayrılıyor. Ama GPS'in de şöyle bir güzelliği var. Hani konumu açık havada olmak kaydıyla her yerde bulabiliyorsunuz. Etrafta bir telefon olmasına ne bileyim bir şey olmasına gerek yok. GPS'in de böyle bir artısı var ama eksisi de pili bitiyor. Yani orada bir denge durumu söz konusu. GPS cihazı o kadar olsa da bir şekilde enerjiyle beslemeniz gerekiyor onları. Üçüncü soru şuydu. Sadece Samsung telefonlarla mı konum takibi yapılıyor? Evet. Eğer bu cihazı siz aldınız, koydunuz çantanıza, arabanıza, şuraya, buraya. Konumunu görebilmek için, yani konumu takip edebilmek için bir uygulama var. O uygulama sadece Samsung telefonlarla çalışıyor. Bu yüzden Samsung telefonunuz olması gerekiyor. Başka bir imkan, ihtimal yok arkadaşlar. Apple'da da durum öyle. Mesela Apple AirTag kullanmak için bir iPhone'unuzun olması gerekiyor. Farklı yöntemlerle bunları aşmanın yöntemleri olabilir ama düzgün resmi olarak bir yöntem olmadığını söyleyeyim. Bir diğer soru ise şuydu. Etrafta Samsung telefon olmazsa konum bulabilir mi? Hayır, bulamaz arkadaşlar. Yani az önce de aslında bundan biraz bahsetmek istedim. Bu tarz böyle SmartTag, AirTag gibi cihazların temel durumu bu. Dezavantaj diyeceğimiz konum bu. Etrafta adam aldı mesela sizin bisikletinizi çaldı. Dağın başında bir yere götürdü. Etrafta da hiçbir Samsung marka telefon yok. O zaman onun konumunu takip edemezsiniz. En son sinyal aldığı yeri gösteriyor ama nihai yerini bulamazsınız arkadaşlar. Enteresan bir soru geldi. Bunu birkaç kişi sormuştu. Bunun sorunun yanıtını ben de bilmiyorum bu arada. Bilen varsa yorumlara yazsın. Etrafta Samsung telefonların konumunun ve Bluetooth özelliğinin açık olması mı gerekiyor? Bunu ben de bilmiyorum arkadaşlar ama Bluetooth'un olması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Konum açık olması gerekiyor mu? Ondan emin değilim ama gerekiyor da olabilir. Sizin etrafınızda mesela Samsung telefonunuz var. Etrafta bir tane SmartTag varsa size uyarıda bulunuyor telefonunuz. Başıma geldi yani. Farklı bir Samsung telefonla denedim mesela. Hemen diyor ki etrafta bir tane SmartTag var. Sizi takip ediyor. Olabilirler diyor. Haberinizde olsun. Şimdi gelelim hepinizin merak ettiği konu şu. Motosiklet, araba ve benzeri araçlar için kullanılır mı? Şimdi ben bu soruya hayır yanıtını verdim birçok yorumda. Şöyle hayır dedim ama. Evet takarsanız kullanılır. Fakat bunu hani güvenlik amaçlı ya da işte ben arabam çalınırsa hemen gider bulurum pat diye falan dediğiniz senaryolar düzgün çalışmayabilir. Bir kabiliyet olarak, bir
teknik özellik olarak evet mümkün ama yaptığınızda hani GPS kadar hassas olmadığı ya da hani konumu böyle çok da nasıl anlatayım etrafta telefon olma şartına bağlı olduğu için tam anlamıyla verim alamayabilirsiniz. Ama az önce de bahsettiğim gibi GPS cihazlarında başka dezavantajları var, avantajları var. Şöyle düşünün, hiçbir cihaz mükemmel değil. Artıları var, eksileri var. O eksileri bilip kullanırsanız sorun yok. Ama hani bir mucize bekleme durumu söz konusuysa, çünkü çok farklı talepler geliyor arkadaşlar. Hani bunu neden söylüyorum özellikle altını çizerek, çok acayip yorumlar geliyor videolarıma. O yüzden hani her beklentiyi, her ihtimali göz önünde bulundurarak yorum yapmaya çalışıyorum. Kullanılabilir fakat hani mucize beklemeyin ya da böyle bir hani bir suç olayında ya da benzer bir olayda işte ben orada hemen arabamı bulurum falan gibi bir hayale kapılmayın. Bulamama ihtimaliniz kaldı ki bulsanız da riskli işler bunlar. Amerika'da böyle bir olay olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Telefonun konumu bul özelliğinden takip ediyor adam işte hırsızı falan. Yakalıyor hırsızı ama o da ona silah çekip vuruyor. Yani hani bu işler sıkıntılı işler. O yüzden hani o amaçla kullanacaksanız iki kere düşünmenizi öneririm ben. Bir diğer soru da, bir iki tane geldi bu sorudan. Aynı cihazı birden fazla telefonunda kullanabiliyor muyuz diyor. Şimdi şöyle bir senaryo var. Ben bunu zaten aslında videoda söylemiştim. Yine de soruyorlar. Yani videoyu tam izlemeden soranlar muhtemelen onlar. Siz bir tane Smart Tag var ya da iki var fark etmiyor. Smart Tag'in konumunu karı kocasınız diyelim ki eşinizle de paylaşabilirsiniz veya bir başka arkadaşınızla da paylaşabilirsiniz. Ama onun da Samsung telefonu olması gerekiyor ve sizin izin vermeniz gerekiyor. Yani şöyle olmuyor. Bir cihaza iki kişi aynı anda bağlanmıyor. Bir kişi bağlanıyor. Daha sonra o da başka cihazlara izin vermek zorunda. Böyle bir yetki paylaşımı yapabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanılabiliyor. Yani anne baba çocuğun çantasına koydu. İkisi de o çocuğun nerede olduğunu görebiliyor ama Samsung telefon olma kaydıyla. Elimden geldiğince Samsung Smart Tag 2 videosundaki hatayı düzeltmeye çalıştım bu videoda. Sürçülisan ettiysem affola. Bazen bizde bizim gibi işin uzmanları da yanılabiliyor. Bu konuda hepinizden özür diliyorum. Kaldı ki zaten o videonun altında da hem yorum yazdım hem de açıklamaya aslında bu bilgileri eklemiştim. Bu videoda da onu düzeltmiş oldum ayrıca. Çok merak edilen sorulardan da böyle öne çıkan soruları da toparlayıp onları size ayrıca bir soru seti halinde de yanıtlamaya çalıştım. Sizin bu sorular dışında, bakın bu sorular dışında merak ettiğiniz konular varsa Smart Tag 2 ile ilgili yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini yeni okuyorum ve elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olun. Kanala abone olarak kanalın büyümesine katkıda bulunduğunuz gibi aynı zamanda videoların daha da yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada mevcut. Oralardan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.